Buyurun dostlar buyurun Hale İbrahim sofrasına. 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 Efendim hoş geldiniz. Bugün lezzetli mi lezzetli dövme dondurması, pirik taranası, zengin mutfak kültürüyle damakları şenlendiren kahramanlar, Edeler Diyarı Kahramanmaraş'tayız. Lezzet yolculuğumuz başlıyor. Buradaki bazlama çok değişik. Bakın mesela bir tane gitti. Ne çabuk yaptınız hepsini. Önceden hazırlamıştık. Efendim çok sevilen bir tatlı var. Maraş özel. En özel tatlılardan bir tanesi. Su lazım değil mi sana? Evet su lazım. Ne kadar koyayım? Abi caşmasın. He? Caşmasın. Caşmasın. Taşmasın yani caşmasın. Böyle zırh çekerken türkü söyleyesim geliyor. Ustalardan öğreniyor. Mutfaktaki durum bu. Birer tane de onların tadına bakacağız. Ardından lezzet yolculuğumuza devam edeceğiz. Bilalimsin Bilalim, oğlan sana yandım. Bilalimsin Bilalim, oğlan sana yandım. İp atalım tutalım Bilalim, bir yastıkta yatalım Bilalim. İp atalım tutalım Bilalim, bir yastıkta yatalım Bilalim. Masa üstünde pekmez, oğlan sana yandım. Masa üstünde pekmez, oğlan sana yandım. Bu pekmez bana yetmez Bilalim. Bu pekmez bana yetmez Bilalim. Şu Maraş'ın kızları, oğlan sana yandım. Şu Maraş'ın kızları, oğlan sana yandım. Bandosuz gelin gitmez Bilalim, yabana gelin gitmez Bilalim. Bandosuz gelin gitmez Bilalim, yabana gelin gitmez Bilalim. Rıza abi, sevgili Rıza Çiftçi efendim, yüreğinize sağlık. Ve Kahramanmaraş Belediyesi meslek edindirme kursu hocalarımız Alim, İbrahim, Ümit, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Yine zamanın durduğu konaklardan birindeyim. Dedeoğlu konağındayım. Diğer adı Şairler ve Yazarlar Konağı. Efendim biliyorsunuz şairler, yazarlar, ozanlar, aşıklar diyarıdır Kahramanmaraş. Söyledikleri her söz, okudukları her türkü çok güzeldir. Çok büyük üstadlar yetiştirmiştir bu güzel diyar. İşte o güzel türkülerden birini Rıza abim seslendirdi bize. Zamanı durmuş hissettin mi sen de konakta? Zaman adeta duruyor bu konaklarda. Evet. Zamanı durduran yapı mı? Bu okuduğumuz türküler mi bilinmez ama çok güzel oldu. İşte Maraş'a böyle başlayıveriyoruz efendim yolculuğumuza. Kahramanmaraş'ımızda süper bir bahçedeyim. Ne yapmak için? Bazlama yapmak için. Buradaki bazlama çok değişik. Bakın mesela bir tane gitti. Zeynep abla hazırladı. Seda Hanım ateşe gönderdi. Eli çok çabuk. Bakın şimdi bak. O hemen gelecek. Neden? İki tarafı pişecek. İşi bitmeyecek. Burada daha dolacak. Mersinli hemşerilerimiz bir çeşit sıkma yapardı. Ona benziyor. Buradaki ismi farklı. Bazlama deniyor. Bazlama bizim bildiğimiz kalın ekmek. Ama Kahramanmaraş'ımızda bazlama şu şekilde sunulan
sabah kahvaltılarda, öğlen yine olabilir yanında ayranla, akşam her zaman yenir yani. Bunun adı burada bazlama. Bazlama dediniz de bu gelir. Hazır mı Seda Hanım? Çok hızlısınız. Tebrik ediyorum. Evet, geldi. İçi yağlanıyor. Şimdi bakın içine köy peyniri doldurdu. Evet, bu süt peyniri. Zeynep ablam kenarlarını kıvırdı ve dürüm yaptı onu. Ben onun tadına bakarken bir de gözleme mi yapacağız? Bir tane de gözleme hazırlayalım. Bakalım tadı nasılmış. Sağ olun. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Onun da tadına bakıp efendim hemen size sürprizlerimiz var. Bayram sürprizlerimiz var. Bir tane bayram kömbesi hazırlayacağız. İkinci Maraş'ın meşhur hafızası. Aha. Üçüncü dolma. Dolma. Maraş dolma. Tabii ki zeytin. Maraş dolması. Bunlar bayram yemekleri ve tatlısı. Hafızayı bilmeyen varsa ayrılmasın. Birazdan o meşhur tatlımızı sizin için hazırlayacağız. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kahramanmaraş'ımızın ev yemekleriyle karşınızdayız. Fatma ablamızla hazırlayacağız. Nasılsınız? Fatma, teşekkür ederim. Nasılsınız Surkay Bey? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Böyle kıl çadırdayız. Evet. Serin. Dışarıdaki güneşe inat. Burası serin. Ceddimizin ruhuna sağlık. İyi keşfetmiş değil mi bu kıl çadır meselesini? Buz gibi içerisi. Çok güzel. Şimdi bu güzel atmosferde size ev yemekleri hazırlayacağız. Fatma ablamız bize zeytinyağlı Maraş dolması hazırlayacak. Sonra Nesin ablamızla daha farklı yemeklerimiz var. Bir tane tatlı var mesela. Hafıza tatlısı hazırlayacağız. Bir de ne yapacaktık biz onunla? Bayram kömbesi. Kömbe. Kömbeyi çok severiz. Her yerde farklı yapıyorlar. Malatya, Elazığ. Burada da Kahramanmaraş'ın kömbesini öğreneceğiz. Bakalım nasılmış. Şimdi zeytinyağlı dolma hazırlayacağız. Evet. Biber ve patlıcandan mı yapılıyor? Yoksa mevsimde ne varsa kabaksa kabağa dönüyor mu bu? Kabaktır, salatalıktır, lezzet. Salatalıktan da yapılıyor. Evet, salatalıktan da yapanlar var. Çok güzel. Biz şimdi patlıcan ve biber yapacağız. Dolmalık biberden yapacağız. Dolmalık biberden malzemelerimiz yapacağız. Nelerdir Fatma ablacığım? Malzemelerimiz pirincimiz var, domates, soğan, sarımsak, biber salçası, domates salçası, yeşil biber, maydanoz, karabiber, kırmızı biber ve tuzumuz var. Tabii ki ekşimiz ve zeytinyağımız. Meşhur ekşi olacak. Evet, somak ekşisi. Şimdi evet. Önce iç harcını hazırlayacaksın sen. Önce hayır, patlıcanımızla biberimizi gösterelim. Ha, soyacağımızı. Evet. İnce mi alınması gerekiyor? Evet. Yani içini oyduktan sonra yırtmadan kenarlarını evet. Kabuğa kadar yaklaştıracağız. Ne kadar ince o kadar iyi. Bu şekil. Tazesini çok alıyoruz gördüğünüz gibi. Evet. Sonra bak bunu böyle kurutuyorlar. Evet, değil kurutuyorlar mi? Kışın kuru olarak. Kışınca devam. Evet, biberimiz de böyle çıkartıyoruz. Biberimizin de kenarlarından bastırdığımız zaman evet. Çekiyoruz alıyoruz. Evet, bu kadar. Ne çabuk yaptınız hepsini? Önceden hazırlamıştık. Hepsi hazır. Böyle alalım. Patlıcanlarımız, biberlerimiz oyuldu. Şimdi artık şimdi, harcını hazırlayabiliriz. Evet, harcını hazırlayalım. Başlıyoruz harca. Dolmamızın içi hazır. Hazır. Elinize sağlık. Biberlerimiz, patlıcanlarımız beklerler. Şimdi içini dolduracağız tamam. Ama ekşi ne zaman? Ekşiyi zaten içine kattım. Koydunuz mu? Evet, biraz üzerine gezeceğiz suyu. Suyu için bekletiyorsunuz. Evet, suyu için. Suyuna da biraz böyle birazcık, yapıyorlar mutlaka. Evet. Tamam, şimdi dolduruyoruz. Ben de yardım edeyim. Tamam. Ne kadar zamanda pişiyor? 20 dakika kadar. 30. O kadar mı? Evet. Yani bizim pirinçler şişene kadar. Evet. 20 dakika kaynayacak. Suyuna da sumak
Ekşisi. Ekşisi atacağız ve hazır olacak. Fatma Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada Nesrin Hanım'la hazırlayacağımız bir yemeğimiz ve tatlımız var. Nesrin Hanım geldiler. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Kömbeyi herkes çok seviyor. Ben de dahil. Bütün ekip bizim lezzet yolculuğu ekibi. Çok seviyoruz. Hangi türü olursa olsun. Çok güzel. Buradaki versiyonu da merak ediyoruz açıkçası. Yani. Buradaki versiyonu bayramlarda yapılıyor özellikle. Tamam, vaktinde geldik yani. Evet. Şekerli oluyor. Biraz çayın yanına yemelik diyelim. Malzemelerimiz nelerdir Nesrin Hanım? Malzemelerimiz, unumuz var, pekmezimiz var, yoğurt, yağ, kabartma tozumuz var, mayamız var ve susamımız var. Ben onu çörek otu diyeyim. Çörek otu, pardon. Ha, çörek otu. Susamları çok mu yaktınız diyecektim. Biraz ocak fazla yanmış. Çörek otu. Malzemelerimiz bu kadar. Evet. Şimdi önce hamurunu yoğuracağız. Evet, galiba, hamurunu yoğuracağız. Yoğuralım. Yoğurmaya başlayacağız. Açtık. Çörek tarzında. Şimdi açtık. Az bir şeker ilave edeceğiz cevizimize. Tutsun diye değil mi? Evet, birbirini tutsun diye. Isındığında ben cevizleri tutsun, hem de daha lezzetli olsun. Aynen öyle. Bu kadar. Evet. Peki bunları yapacağız. Evet. Tepsi edeceğiz galiba. Fırına göndereceğiz. Fırına öncesinde tereyağı falan sürüyormuşuz üzerine, herhangi bir yumurta üzerine falan bir şey. Üzerine yoğurt ve yağımız var. Kızarsın diye. Evet, üzeri kızarsın diye. Ondan sonra küncümüz var. Çörek otumuz var. Çörek otumuz var. Bundan demek bırakın. Ki sürekli küncüyle yapıyor Nesrin Hanım, susamla. Aslında biz buna hem küncü diyoruz. Diyorsunuz değil mi? Çörek otu da söylüyorsunuz, evet, küncüyü. Evet, aynı şekilde tamam. Söylüyoruz. İsterseniz susamla de yapın bunu, isterseniz çörek otu, ama çörek otuyla galiba çörek güzel oluyor. Çörek otuyla daha güzel oluyor, daha lezzetli oluyor. Yoğurtla beraber efendim kızarsın diye üzerine sürdükten sonra küncüyü, ondan çörek otunu ekiyoruz, gönderiyoruz fırına. Evet. Bu kadar değil mi? Bu kadar, çok bayram kolay. Bayram kömbesi böyle işte. Çok kolay bir kömbe. Herkesin evinde hamurunu hazırlayıp ceviz de varsa hazırlayabileceği, yapabileceği çok güzel bir tarifti. Evet. Bayramlık kömbelerimiz karşınızdaydı. Nesrin Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi teşekkür hafıza var. Hafızalardan silinmeyecek muhteşem bir tatlı var. Tatlı var. Evet, tatlımız var. Çok meşhur. Çok ya, meşhur. Ya Kahramanmaraş mutfağında mutlaka sıralamada hiç eksik olmayan beşte. Evet. Sıralamada ilk beşte. Çok seviliyor. Evet. Cevizli yine. Evet, ceviz. İsteğe bağlı ceviz, fıstık ne koyarsan üzerine bunun belli bir vakti var mı Nesrin ablacığım yapıldı? Yoksa her zaman yapılıyor mu? Yani her zaman yapılıyor ama özellikle üzüm, pekmez zamanı. Evet. Şimdi malzemelerini izleyicilerimize anlatalım. Cevizimiz var. Pekmezimiz var. Üzüm pekmezimiz. Üzüm pekmezimiz. Nişastamız var. Şekerimiz var ekstra biraz ilave edeceğimiz. Üzeri için yağımız ve tereyağımız var. Bu kadar. Bu kadar. Tenceremiz, cam kabımız var. Karıştırmak için de çırpma telimiz var. Şey mi ya peki biraz böyle puding gibi bir şey mi? Evet. Kıvamı onun gibi. O yüzden kıvamı evet tutturacağız. Evet, kıvamı başlayalım tutturacağız. Başlayalım o zaman. Başlayalım. Önce ne yapmamız gerekiyor? Önce suyunu koyup kaynatayım mı? Kaynatacağız. Ne kadar lazım siz bana söyleyin. Nesli ablacığım bu oldu galiba. Evet oldu. Bunu mu ekleyeceğiz? Bunu ekleyeceğiz yavaş yavaş. Şöyle hem karıştıracağız. Hem taraftan karıştırıyorsunuz. Bir evet taraftan ilave ediyorsunuz. Aynen. Yavaş yavaş. Çünkü yavaş hemen yavaş kıvamını buluyor. Hemen. Evet. Çok hızlı bir şekilde. Aman sıçramasın. Sıçramasın. Ben ocağı çok açmıştım, özür dilerim benden. Yok, olsun.
Şimdi böyle. Böyle karıştırıyoruz. Kaynıyor. Oldu zaten yani puding gibi oldu. Evet. Yeterli olmaz. Mi ekleyecek misiniz biraz daha? Az bir kaynayacak sadece. Tamam. Bir ufak kaynasın. Şimdi? Şimdi kasemize ilave edeceğiz. Sonra? Sonra üzerinin yağını yakacağız. Cevizlerimizi süsleyeceğiz. Yani. Yağımız yanacak sadece. Yağ yakacağız biraz. Evet. Sonra cevizler ve bitecek. Evet. Bu kadar. Nesrin Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kahramanmaraş'ımızın geleneksel lezzetleri karşınızdaydı. Birazdan güzel bir masada bu geleneksel lezzetlerimizle karşınızda olacağız. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkürler. Kurulmuş ki Halil İbrahim adına ortada bir tencere boş mu dolu mu bilen yok bir sofra kurulmuş ki Halil... Efendim yemekler hazır, tam beylere layık bir sofra var önümde. Kılıçadır'ın hemen içinde yemeklerin tadına bakacağım. İncir tatlımız var burada, Maraş dolmamız, buna bulamaç da diyorlarmış, hafsa, kömbe, bayram kömbesi. Bazlama, gözleme, cevizimiz, ayranımız hazır. Şimdi önce dolmanın tadına bakalım. Gerçekten tüm yemekler çok güzel. Maraş'a geldiğinizde bu çeşitleri de lütfen unutmayın. Biz öyle yaptık. Efendim, lezzet yolculuğumuz devam ediyor. Ama biraz hapsanın tadını tam anlayamadım. Ben onun tadına bakarken, devam ederken onu yemeye az sonra birlikte olacağız. Bakalım lezzet yolculuğu hangi lezzetimizle, hangi yemeğimizle karşınızda olacak. Ayrılmayın. Kolay gelsin, hayırlı işler. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Türkiye'nin en güzel çarşısında geziyorum. Kapalı çarşısında. Allah razı olsun. Her şey çok güzel bu çarşıda. Çok sevilen bir insansınız. Eyvallah, biz de sizleri çok ya. Seviyoruz. Bir şey soracağım. Bir memleketin her şey mi güzel olur ya? Aynen öyle. Şimdi biraz onlardan bahsedelim izleyicilerimize. Tabii, buyurun. Hani üzüm güzel olunca, bu cevizli sucuklar, orucuklar güzel oluyor. Yoğurdu sütü güzel olunca, taranası güzel oluyor. Topraklar verimli olunca işte bu gördüğünüz kurular ortaya çıkıyor. Aynen. Patlıcanlar, domatesler, biberler. Başka neler var? Mesela Kahramanmaraş deyince akla abi dondurması geliyor. Dondurma geliyor tabii. Evet. Ama bir de bu çok fazla. Bunun adı nedir? Burada bizim Maraş'ın meşhur yapılan burada cevizli beyaz sucuk. Beyaz sucuk. Evet. Bunu kabarcık üzümünden mi yapıyorlar? Aynen öyle. Onu koydukları zaman çırparlar bunu. Ama çok mükemmel bir tadı var. İstersen bir öyle mi? Tabii. Bakalım. Mesela samsası meşhur. Samsa. Fıstıklısı, cevizlisi. Mesela pestili güzel. Gerçekten hafif. O kadar lezzetli ki yani üzümü, kabarcık üzümünü hissediyorsunuz ağzınızda. Bir de yetmezmiş gibi o meşhur cevizleri var. Kahramanmaraş'ın. Aynen. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Tugay abi. Hayırlı işler diliyoruz. Bir su vereyim, içer misin? Evet ya. Bir su içeyim. Yandım.
başımızın en lezzetli tariflerinden birini vereceğiz size. Tatlı olacak hem de. Çok tatlı olacak. Efendim çok sevilen bir tatlı var. Maraş özel. En özel tatlılardan bir tanesi. Yani bilinen tatlılar var. Bu farklı. Çok farklı çünkü bol fıstık var değil mi içinde? Yani çok bol fıstık var. İsmail Usta, şekli de farklı olacak. Evet. İzleyicilerimiz herhalde ilk defa görecekler o şey şekli. Maraş demişlerimiz biliyor ama bunu. Evet. Çok tercih ediyorlar. Evet. Malzemelerimiz basit. Bol fıstığı var, tereyağı var. Her ne kadar fıstığa bulansa da orada fıstıklar değil mi? Evet, kaymaklı fıstık. Kaymaklı fıstıklı evet. Bir karışım hazırlanmış. Önce hamurla biraz işimiz var galiba. Evet. Şekli görelim. Bakalım nasılmış. Bir tanesini aldık. İki tane aldık. İki tane aldınız orada. Evet. Diğerleri burada. Evet. Bakalım neler olacak. Ortasına fıstığımızı atıyoruz. İki kat hamurumuzu aldığımız gibi iade ediyoruz. Fıstıklarımızı döşedikten sonra. Şimdi kaymaklarını koyuyoruz abi. 42 tane parçamız var. Bunu herhalde büyük ihtimalle 40 tanesini kullanacağız. Öyle mi? Evet. İki tanesini biz mi yiyeceğiz? Bir sana bir bana. Yok iki tanesi tepsi. Onun için mi ayırdın? Tepsiye girmeyiz. Sığmıyor mu ya? Sığmaz. Hadi tepsi ölçüsünü yapacağız ama iki tanesi artıyormuş. Kaymaklar ve burada kaymak var, tereyağı var. Değil mi? Bu şimdi kaymak abi. Bu kaymak. Süt irmik dediğimiz ve bir de fıstıkla yuvalıyoruz onu. Hazırlanmış. Hazırlanmış evet. Biraz sol keşfiye doğru koyuluyor. Bu bilyelerimiz, lezzet topları. Evet, çünkü o kopranın ağzı dediğimiz onu tutması gerekiyor. Yılana mı benzeyecek şekli? Evet. Yılana. Evet. Vay. Tatlıya bakın siz. Şeklini tutturabilmek için sol üst köşeye doğru toplarımız yerleştiriliyor. Hala mı fıstık? Yetmez mi bu kadar fıstık attın? Yetmez abi. Fıstığa devam. Ne? Bir avuç. Bu daha bol fıstıklı. Aman ya. Bir tepsi fıstık gidecek yalnız buna. Ben fıstık doluyum diye bağırıyor bu tatlı. Bu bol fıstıklı, içi dışı, yufaların arası. Az önce attığımız gibi tabii. Sonra bunları tamamladık. Fırına gönderiyoruz. Tereyağı yapıyor musun önce biraz? Tabii, tereyağımız hazır. Tereyağladıktan sonra fırınımıza gönderiyoruz. Pişiyor, geliyor. Sonra şerbeti var. Evet. Şekli merak ediyoruz. Bu işlemleri hızlandırıyoruz. Fırına yolcu ediyoruz. Alıyoruz, soğuk şerbetle şerbetleniyor sıcak tatlımız ve ardından tabii ki sizin için tadına bakıyorum. İsmail Usta'ya teşekkür ediyorum. Bu müthiş bir tatlı, zirvede. Buyurun dostlar buyurun, Halil İbrahim sofrasına. Yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası, topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası. Bazen durup bakarım bu ibret tablosuna. Kimi tatlı peşinde, kimininse tuzu yok. Bazen durup bakarım bu ibret tablosuna. Kimi tatlı peşinde, kimininse tuzu yok. Buyurun dostlar buyurun, Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun, Halil İbrahim sofrasına. Tatlılarımızla karşınızdayız. Kahramanmaraş özel tatlımız pişti. Görüntüsü çok güzel oldu. Fıstıklar müthiş görünüyor. Kıvrımları, o kat kat yufkası da
kızarmış, çıtır çıtır olmuş. Yani daha yemeden anlayabiliyorsunuz ne olacağını. Burada dilber dudağı var, şöbiyetimiz var, bülbül yuvası, yeşil sarma, Maraş usulü ev kıvrımı, havuç dilimi ve kadayıf. Şimdi bir tane özel tatlımızdan alıyoruz. Çok güzel bir buluş. Kahramanmaraş hemşerilerimizi tebrik ediyoruz. Birer tane de onların tadına bakacağız. Ardından bu enerjiyle lezzet yolculuğumuza devam edeceğiz. Efendim, Kurtuluş Savaşı'mızdaki mücadelesiyle kahramanlığı isminin önüne mühürleyen Kahramanmaraş'ımızın çok tarihi yemeği var, çok sayıda. Etrafındaki illerden etkilenmiş ki onlar da tarihi ve mutfaklarıyla zengin olan illerimiz. Bir de kendi yemekleriyle etrafını beslemiş. Yani ciddi bir kültür alışverişi var mutfakta da, sofra kültüründe de. Ustalar da böyle. Tarihi yemekler konusunda çok uzmanlar mesela. Akif ustamız gibi. Nasılsınız ya. Akif abi? Çok şükür, iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yine 3 tane tarihi yemeğimiz var. Evet, evet. Birbirinden güzel. Çorbayla başlıyoruz efendim. Muhteşem bir sunumla neticelendireceğiz. Önce ekşili çorba yapacağız. Evet. Sonra sömelek köfte yapacağız. En son kaburga dolması yapacağız. Evet, inşallah. Ama nasıl bir sunum, inanamayacaksınız. Şimdi önce çorba. Çorbadan başlıyoruz. Şimdi ekşili çorba. Ben de çok sevdiğim, ha. İsmini sumağından aldığı, bu sumağı böyle hani nar ekşisi zannedip bol bol kullanmasınlar değil mi? Evet, çok kuvvetli bir ekşi. Damlayla kullanıyorlar. Tabii. Burada çünkü. Yani mesela böyle bir tencereye, büyük bir tencereye ne kadar sumak atarsınız bunu ekşi yapmak için? Yani 1,5 yemek kaşığı yeterli olur. O kadar. Nar ekşisi olsa yani bir su bardağı atacağız. Yani. Evet. Şimdi ekşili, normal ekşiliği vermek için sumağımız var. Evet. Sarımsak var. Sarımsak var. Diğer malzemelerimizi de sizden dinleyelim. Farklı şeyler de var çünkü. Maraş dövme deriz biz burada. Buğday. Yerimizde, evet, buğday, mercimek, nohut, semizotu. Ayrıyeten üstü için biber, nane, işte sarımsak. Ve sıvı yağ. Ve sıvı yağ. Suyumuz. Suyumuz, evet. Nohutlar evet, önceden haşlanmış. Evet, haşlanmış. Başlayalım güzel bir çorba. Başlayalım, evet. İzleyicilerimiz için de çok güzel bir çorba tarifi i̇nşallah, oluyor. Inşallah. Çünkü aynı çorbayı yapmaktan bıkan evler olabilir. Evet. Bunlar farklı fikirler. Bunu... Ben ocağı yakayım mı hemen? Abi, ocakta şimdi buyurun. Başlıyorum. Bunu Turgay Bey bir 15-20 dakika pişmesi lazım. Yumuşatalım onu. Evet. Öncesinde bir hazırlık var mı? Semizotları falan doğranacak. Semizotu doğranacak, evet. Tamam. Sarımsaklarımız dövülecek. Üstüne biz bir taraftan için. O işleri yapalım. Bir taraftan da burada mercimeğimizle buğdayımız, dövmemiz pişsin, yumuşasın. Ne durumda abi? Mercimek şu anda pişiyor. Biraz daha... Ne atmıştık? Dövme ile mercimek atmıştık. Su lazım değil mi sana şimdi? Evet, su bekle. Lazım. Su sana kurban olsun ya. Ne kadar koyayım? Abi caşmasın. Hı? Caşmasın. Caşmasın. Taşmasın yani, caşmasın. Ne kadar atayım abi? Biraz bırakırsanız yeterli olacaktır. Bunun hepsini koyayım mı? Gitsin. Yok, yok. İyice yumuşasın. Yok, yok. Dövmeler. Ha? Çok fazla olur. Çok fazla. O zaman şununla idare ederiz. Usta israf etmeyelim ya. Geldim. Dur de. Tamam, yeterli. Haşlanmaya devam ediyor. Ardından semizotlarımızı burada doğradık. Sarımsağımızı dövdük. Onları atacağız galiba, evet, sırada. Evet. Efendim, bunlar güzelce piştikten sonra tencerenin içinde eklenecekler var. Semizotu, sarımsak ve diğer malzemelerimiz. Evet. Hepsi atıldıktan sonra böyle tereyağında güzel bir naneli sos yapacağız. Evet. Üzerine gezdireceğiz. Evet. Daha sonra da ekşili çorbamız hazır. Hazırlanmış olacak. Afiyetle inşallah. Bunları tamamlıyoruz.
sömele köfteyle karşınızda olacağız. Kurban Bayramımıza uygun bir tarifle karşınızdayız. Sömelek köfte. Sömelek köfte iki çeşit yapılıyormuş. Bir domatesli, bir de yoğurtlu. Evet. Şimdi böyle kuzu eti var tabii işin içinde. Evet. Birçoğunuzda olduğu gibi şu an kıymalar hazırlanmıştır herhalde, evet, değil mi? Yavaş yavaş. Diğer malzemelerimiz nedir? Diğer malzemelerimiz bulgur. Evet. İnce bulgur. İnce bulgur ama. Dediğimiz. İlmik var. Nane, biber içine katacağız, tuz. Pul, biber, nane. Evet. Salçamız yine. Biber. Salçada sosu için. Biber salçası mı? Evet. Domates. Şimdi bir de bolca biberimiz, evet, var, domatesimiz, soğanımız, reyhanımız var. Sosu için kullanacağız. Hepsini kullanacağız mı? Yok. Reyhan da var mı sosunda? Var. Çok güzel. Evet, koku versin. Ya. Reyhanı mutlaka deneyin ya. Yani böyle salatalara, evet, atın, limonlayın, bir şey yapın. Reyhanı tüketmek lazım. Evet. Suyumuz da hazır burada. Başlıyoruz efendim köftemize. Meşhur. Tarihi sömelek köftesi için hazırsanız, malzemelerde not aldıysanız ustam da size anlatıyor. Nasıl yapacağız? Evet, önce bulguru bırakıyoruz tepsimize. Köftemiz hazır, yoğurduk. Şimdi Turgay Bey. Öfeleceğiz. Evet. Öfeleyeceğiz. Öfelemek. Yani elde şöyle. Evet. Aya. Buna da aya deniyor değil mi? Avuç içine aya, evet, deniyor. Aya deniyor. Şimdi ben uzununu yapayım. Sömele kullanımı. İki çeşit mi olacak? İki çeşit yapacağız. Sizden bir yuvarlak, bir uzun oval var. Evet. Ben hangisini yapayım? Sizin miskat olanı yapın. Tamam. Teşekkür ederim. Ben de uzun olanı, oval olanı. Uzun olanı yapayım. Tamam. Evet. Bunlar uzun olan için mi, misket mi? Bunlar benim için. Siz kendinizinkini. Vay be. Kendiniz kesin. Tane ölçü görseydik. Aşırı. Şöyle. Biraz küçük olacak sizinki. Anlaşıldı. Yaparız. Efendim köfteleri bitirdik. Ben misket olanları yaptım. Oval olanları da Akif Usta yaptı. Suyumuz da bu arada kaynıyor. Biraz daha ilave edeceğiz. Bunlar önce haşlanacakmış. Söylüyoruz ya. Zahmetli işler bu Kahramanmaraş yemekleri. Bakın neler olacak biliyor musunuz ardından? Haşlandıktan sonra iş bitiyor mu? Bitmiyor. Yuvarlak olanlar kendi sosunda, meyhanesinde pişiyor. O domatesli sosu dediğimiz. Oval olanlar da tereyağında kızartılıyor. Yoğurtlu bir hazırladığımız sunumun, evet, üzerine ekleniyor. Yani biraz uğraştırıyor. O yüzden çok lezzetli oluyor. Yani, Akif abi. Emek olmadan yemek olmuyor. Olmuyor. Yani. Emek olmadan yemek olmaz diyoruz. İşlemleri hızlandırıyoruz. İki farklı sunum hazırlıyor Akif Ustam sizin için. Ardından kaburga dolmasıyla karşınızdayız. Acayip bir manzara sizi bekliyor olacak. Ayrılmayın.
Buyurun. Ben size söyledim. Demek hazırlanmadan bile bir şov var. Evet. Çok güzel bir şekilde kaburga işlenmiş etimiz çıkarılmış. Pirincimiz var tabii ki. Evet. İç pilav yapacağız değil mi? Yani baharatlarımız var. Evet. Kabuk tarçın. Kabuk tarçınımız var. Evet. Fıstığımız var. Zeytinyağımız evet. var. Tuzumuz, nanemiz, pul biberimiz. Kuş üzümümüz var. Doğramış önceden soğanlarımız var. Evet. İri ama çok ince doğramamışsın soğanları. Yani. Tereyağımız var ve etimiz. Evet. Yeteri kadar da bir tenceremiz var. Siz yanı altına bir yakın. Yakayım mı? Isınsın mı? Biraz. Isınsın yavaş yavaş. Evet, altına odun atıyoruz ocağımızın ve hazırlıklara başlıyoruz. Sanırım önce pilavını hazırlayacağız. Evet, iç pilavını hazırlayacağız. Şimdi klasik iç pilavı yapacağız. Yani önce biraz sıvı yağımızı... Biraz pişiriyor muyuz pilavı? Böyle yani, çeviriyor muyuz? Biraz pişiriyoruz. Hafif diri kalacak değil mi? Evet. Geriye kalan kısmı kaburganın içinde mi demlenecek bir şey? Yani. Bu kadar. Şimdi pilavı hazırlayalım. Daha sonra son şekli nasıl alacak, neyle karşılaşacağız hep birlikte göreceğiz. Pilav hazırlanırken Aşık Mahzuni Şerif'i analım. Evet, Kahramanmaraş'ımızın Afşin ilçesinde dünyaya gelmişti. Tabii ki Kahramanmaraş ozanlar, aşıklar, şairler diyarıdır. Evet. Gönülleri çok güzeldir Kahramanmaraş demişlerimizin. Onu da bir türküyle yad edelim, hatırlayalım. Saygı ve minnetimizi sunalım. Onu da pilavı yaparken mesela hatırlatalım bir türkü. Ben size yardım ederim Aykut Usta. Olur. Şimdi önce soğanı kavuracağız değil mi? Soğanı kavuracağız sırasıyla. Haa, soğanlı var, bir tane var. Biraz. Mahzuni Şerif'im dindir acını, dindir acını. Bazı acılardan alin acını, alin acını. Pir sultanlar gibi dar acını. Bilmem boylasam mı, boylamasam mı? Bilmem boylasam mı, boylamasam mı? Pir sultanlar gibi dar acını. Pir sultanlar gibi dar acını. Bilmem boylasam mı, boylamasam mı? Boylamasam mı? Saygı ve minnetle anıyoruz kendisini. Abi ağzına sağlık. Aynı türküde de yiğit muhtaç olmuş kuru soğana derdi. Evet. Soğan varken o geldi aklıma ama mahlasının olduğu bölümü okumayı tercih ettik. Soğanı kavuruyoruz, iç pilavını bitiriyoruz. Ardından kuzu etimizle, kaburgayla karşınızdayız. Pilavımız hazır. Kaburgamız da hazır. Güzelce açıldı ince. Evet. Oradan kesilmedi. Pirzolalar da kendi içinde. Evet. Şimdi mis kokulu... Şey, nanenin de kokusu geliyor. Yani. Çok güzel oldu pilav. İçine dolduruyoruz, sarıyoruz. Sonra iple sağlamlaştırıyoruz. Her kaburganın arasından dönerek. Bir şeyle kaplıyor musunuz folyo gibi yoksa direkt fırına? Folyoyla kaplıyoruz evet. Değil mi? Hemen yani yanmasın biraz, diye. Biraz daha garantiye alıyoruz evet. Sonra açıyorsunuz tabii. Yani. Kızarması için açıyor ustalar onu. En son masanıza muhteşem bir sunumla geliyor kendisi. Ben de tadına bakacağım. Akif Usta'ma çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Sağ olun. Birbirinden güzel Kahramanmaraş'ımızın geleneksel lezzetlerini bize anlattı, ifadelendirdi. Şimdi deneme sırası, tatma sırası bende. Ayrılmayın.
usta döktürürse böyle oluyor işte masa. Gördüğünüz gibi görsel bir ziyafet de var. Koku deseniz anlatılmaz yaşanır. Teşekkür ediyorum Akif Usta ama hazırladığımız yemeklerden önce size başka neler var onu anlatayım masada. Tabii burada havuç dilimi ve baklavalarımız da başlıyor. Çok iddialı, çok lezzetlidir. Kahramanmaraş'ın baklavası ve tatlıları. Orada tandırımız var, ekşili köfte, Ali Nazik. Burada kıskalı kebabımız var, köftemiz var. Ne hazırlamıştık? Ekşili çorba, sömelek köfteler, bir tanesi yoğurtlu, bir tanesi domates soslu ve kaburga dolması. Müthiş. Tek kelimeyle Türk mutfağının en güzel örnekleri. Sadece Kahramanmaraş'ın değil bu masa. Yani övünebiliriz bu ustalarımızla ve memleketlerimizle. Dünyanın hiçbir yerinde herhalde bu kadar iştah kabartan bir masa göremezsiniz. Çeşit göremezsiniz. Hemen tatlarına bakalım. Önce çorbamızdan başlayalım. Adet yerini bulsun. Eline sağlık. Efendim, işte size tarihi yemeklerimiz. Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kadar hakikaten bu toprakların medar iftarı bu çeşitler. Teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık Akif Usta'mın. Lezzet yolculuğumuza devam edelim. Kahramanmaraş merkezde önünde kuyruk olan böyle şirin mi şirin ufak dükkanlar var. Bunların içinde tarihi yumuşak Maraş çöreği satılıyor. Daha içeride tabii çeşit çeşit şeyler var, hamur işleri. Kokusu sizi böyle cezbediyor. Gel diyor, gel. Maraş'ı geziyorsun, gezerken de bunun tadına bak diyor. Ahmet Usta hemen girdi mi içeriye? Ahmet Usta nedir bu ya? Burası Maraş. Bu da bizim geleneksel yumuşak çöreğimiz. Çok seviliyor burada. Çöreğimiz. Paket paket götürüyor. Aynen. Genelde. Burada misafirlere evde ikram ediliyor yumuşak çöreği. Ne zaman önce yapılmış? Tarihi nedir yumuşak Maraş çöreği? Tarihi Osmanlı'dan bu yana geliyor. Eskiden sadece Ramazan bayramlarında çıkardı bu. Şimdi günümüzün her günü. Aynen. İsmi bayram çöreği. Ama artık her gün var. Artık her gün var. Şimdi eski bazı Osmanlı dönemindeki lezzetlerimiz var. Gerçekten sadece belli aylarda, belli haftalarda, dini bayramlarda çıkarmış. O kadar seviliyor ki. Biz bu tattan niye mahrum olalım diğer 360 gün? Her gün yapalım diyorlar evet. Yani. Birçok ilde bunu gördüm, gözlerimde gördüm. Bu da çörekte onlardan biri, yumuşak çörek. Şimdi hamuru nasıl? Hamuru gayet yumuşak. Şimdi? Bu değil mi? Adı üstünde yumuşak. İçeriğinde, yumuşacık bir hamuru var. Aynen. İçeriğinde çörek otu. Şifa. Bunu anlatmaya gerek yok aynen. Çörek otunun. Çörek otu tuz. Yani tuzlu çöreğimizde tuz var. Tekrarında yağ. Sıvı yağ. Katı yağ. Maş, yaş maya. Mayalı. Kullanıyoruz. Ve un. Ama biraz gerisi yumuşak. Adı üstünde yumuşak aynen. Olacak aynen. Yani. Aynen yumuşak çöreğimiz. Şeklini merak ediyoruz. Çıkartacağız bakacağız. Bakalım yapalım mı? Bakalım şekli nasıl. Ben biliyorum da siz imalattan itibaren görün nasıl olacakmış bakalım. İşte. Bundan mı hazırlayacağız? Evet. Başlayabiliriz. Tamam, bakın. Bunları böyle hazırlıyoruz ve taş fırına gönderiyoruz. Ne kadar zamanda pişiyor? Ortalama 5-6 dakika. Ne kadar zamanda bayatlar? Ne kadar muhafaza edebiliriz? Muhafaza ettiğimiz sürece bir ay kadar dayanır. Efendim? Muhafaza ettiğimiz sürece bir ay kadar dayanır. Bunu Maraş'ta da hiçbir şey bayatlamıyor. Ayrıca gevrek çöreğimiz 6 ay dayanıyor. 6 ay mı? Bu yumuşak olduğu için bir ay. Gevrekler mi görünüyor? Evet. Şu gevrek tepeleri mi? Aynen. O yüzden bu kadar fazla. Eyvallah Ahmetciğim. Teşekkür ederim. Çörekleri bekliyorum. Sen fırında onları pişir. Ben de sıra dağlara doğru gidiyorum. Ne sıra dağı? Çörek ve gevrek sıra dağları. Oradayım efendim ararsanız.
O sıra dağlara geldim. Gevrekler, çörekler, çubuklar, soğanlı çubuklar, kurabiyeler, her şey var. Çok güzel kurabiyeleri denemiştim, o kurabiyelerle gevrekleri. Biz bizim ikramımız. Çay tabağınız da çok orijinalmiş. Çay tabağımız, çöreğimiz. Güzel, çok kullanışlı. Hemen ısırıyoruz. Çay sen burada dur. Altı ay, bir ay dayanma süresi var. Şimdi ne yapıyor dostum? Kahramanmaraş'ımızın en özel çöreklerini ve gevreklerini anlatır size. Lezzet yolculuğumuz devam edebilir. Bir çay arası. Sürprizlerimiz devam ediyor. Kahramanmaraş'ta kuzularımızdan, danalarımızdan yemek yapmaya devam ediyoruz. Buraya geldiğinizde çok ama çok meşhur bir yemek var. Benim de çok sevdiğim böyle pideyle, lavaşla şöyle güvecat aldırdığım efendim anlatırken bir insanın karnı acıkıyor. Sıddık abi nasılsın? İyiyiz, teşekkür ederim. Siz çok nasıl? Lezzetli bir yemek. Evet. Eli böğründe evet. Çok lezzetli abi. Evet. Yani sevmeyen yoktur bu yemeği. Kahramanmaraş'a bu sebepten gelenler var biliyor musun? Evet. Benim gibi. Eli böğründe yemek evet. için gelinir yani. Eli böğründe daha büyük böyle kablarda da hazırlanıyor. Sıddık Usta dedi ki bu yeter sana şu kadar. Bakayım yeter. 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 Yanına bir de elma tatlısı olursa. Bir de Özcan Usta'ya bezdirme yaptırırsak köfte. Bu iş tamamdır. Efendim çok güzel bir eli böğründe tarifi yapacağız. Şimdi eli böğründe de hangi et kullanılır Sıddık abi? Kuzu eti kullanıyoruz biz. Küşleme mi var orada? Var mı? Sırttan mı alınmış parçalar? Bu but. Bu but, şunlar? Bu da bonfile kısmı. Evet, tamam. İnce ince alınmış. Belki şunun küşleme olma şansı bile var. Değil mi? İnce parçalar. Küşleme. Etin en yumuşak yeri kuzunun. Kuyruk yağı var. Başka evet. yağ kullanmayacak mısın? Hayır. Sadece kuzunun. Kuyruk yağı kullanacağız. Diğer malzemelerimiz sarımsak, biber çeşitlerimiz. Domates. Domatesimiz. Evet. Ama işte bu olmazsa olmaz. Evet. Mutlaka ama mutlaka toprak kablarda hazırlanıyor. Böyle tepsilerde, toprak tepsilerde hazırlanıp taş fırına gönderiliyor. Bu taş fırın yemeğidir. Evet, hazırlamaya başlıyoruz. Galiba bayağı bir doğrama işimiz var biraz, kuşbaşı. Biraz. Kuşbaşı mı doğuracağız eti? Kuşbaşı doğuracağız küçük. Peki, yaparken ona neyse sürpriz olsun. Bakın nasıl dizecek, o çok önemli. Önce etimizi doğrayalım. Sıddık Usta'm sebzeleri doğramaya başladı ama görüyorsunuz yarım ay. Üzerinde kuyruk yağı var, altında kuzu etimiz. Yarısını doldurdu. Eli böğründenin özelliği içine koyduğunuz malzemelerin birbirine karışmaması. Yani ayrı ayrı pişiyor. Ne katıyorsanız ona ayrı bir bölüm ayıracaksınız tavanın içinde. Şimdi biberler geliyor. Biberler de bir kısmına dizilecek. Domatesler bir kısmına. Sarımsağı merak ediyorum. Sıddık abi sarımsak komple mi dağılıyor, yine o da bir kısmında pişiyor? Küçük bir kısmına bırakırız onu. Minik bir kısmında da onlar gözünür. İşte bu kadar. Daha sonra fırına gönderiliyor. Üzeri kapatılıyor mu folyoyla? Hayır. Böyle pişiyor. Böyle pişiyor. O zaman ateşten uzak bir yerde. Biraz uzak. Koltuk altı diyorlar evet. değil mi ona? Fırının içinde, taş fırının içinde koltuk altı bölgesi diye bir yer var böyle. Arkaya bir yere koyuluyor yavaş yavaş. Pişiyor. Teşekkür ederiz bu güzel tarif için. Kahramanmaraş'ımızın medarı iftarı. En güzel, en lezzetli yemeklerinden bir tanesi. Eli böğründe böyle yapılıyor. Şimdi sırada Sıddık Usta'mla beraber elma tatlısı hazırlayacağız. Sırada elma tatlımız var.
Kırmızı mı olsun elma mutlaka? Bu daha güzel oluyor. Amasya elması veya bu hafif yumuşak elmalar var. Farklı türde elmalar var. Kırmızı elmadan yapacaksınız. Cevizleri böyle çok fazla öğütmemiş, kırılmış küçük küçük parçalarda yarım santimlik. Toz şekerimiz, üzümümüz, tarçın, kaymak. O da galiba üzeri için. Ceviz. Şimdi tepsimiz de burada, suyumuz da var. Önce galiba biraz elmalarla işimiz var. İşimiz var biraz. Yapalım bakalım elmaların şekli nasıl olacak? Ve elmalarımız hazır. Soyuldular, içleri oyuldu. Şimdi nasıl yerleştireceğiz malzemeyi? Buradan koyduğumuz alttan gider. Sıktık abi. Ceviz tabağa boşaltılır. Üzüm de gitti. Tarçın. Anlaşıldı. Hiç hareket ettirilmeyecek. Değil mi? Evet. Toz şeker de eridiği vakit sıcaktan malzemeyi yapıştıracak. Güzel metot. Hani aldığınızda alttan dökülme şansı yok efendim. Boşanma şansı yok. Yine de dikkatli alın. Elmalar yumuşayacak. Fırından pişecek. Fırında taş fırın. Taş fırın. Taş fırında pişecek. Piştikten sonra üzerine sadece kaymak mı? Sadece kaymak. Kaymağın üzerinde bir şey var mı? Fıstık atarız. Atarız değil mi? Atarız. Sıdık abiye teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir tatlı. Hazırlaması çok kolay. Hemen böyle acil misafirler geldi. Elma varsa tamam bu iş. Ne bulursanız toz şekerle birlikte yapıştırın. İçine koyun ve fırına gönderin. Ne kadar zamanda pişecek? Sıdık abi. 20-25 dakika. 20 dakika sonra. 20 dakikada tamamdır elmalar yumuşayınca. Afiyet olsun şimdiden. Sıddık abimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada Özcan ustamızla meşhur bezdirme köfte var. Efendim Özcan abimiz geldi, hoş geldi. Nasılsın Özcan abi? Sağ ol, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Bezdirme köfte. Evet. Şimdi etimiz kuzu eti gibi görünüyor. Erkek kuzu eti. Erkek kuzu eti olacak. Evet. Kuyruk yağı var. Kuyruk yağı ile birlikte. Dikkat ederseniz Kahramanmaraş'ta farklı bir yağ kullanılmıyor. Baharat olarak sadece... Baharat, tuz. Suyumuz var, zırhımız var. Bir de ızgaramız var. Şimdi tepside bir işe yarayacak mı? Sadece bunları tepside tutması. Koymak için. Tamam, ızgara da yapacağız yani. Ocakta yapılacak, mangalda. Evet. Hazırlamaya başlıyoruz. Önce etimizi galiba zırhtan geçirmemiz gerekiyor. Evet. Onu tamamlayalım, tekrar birlikteyiz. Özcan ustama biraz yardım edeyim. Biraz zırh çekeyim. Bakalım olacak mı? İyi deneyelim. İşin tabii zor kısmı bitti, geldim. İşi bitirdik de. Sen bu işi biliyor musun? Estağfurullah. Divane gönlüm benim bir dala konamadı. Divane gönlüm benim kovaladı yaralandın. Bilmem feleğe neyledim. Şöyle zırh çekerken türkü söyleyesim geliyor. Ustalardan öğreniyorum. Mutfaktaki durum bu. Böyle çalışırken ustalarımız ufak ufak işlerini yapıyor. Bir taraftan da türkülerini seslendiriyorlar. Mutfakta da güzel inliyor değil mi? Böyle ses yankı yapıyor. Aynen. Hoş olur. Evet, zırh işlemi tamam mı Özcan abi? Zırh işlemimiz tamam şu anda. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şimdi, bunların içine bir sebze katılıyor mu? Hayır. Yoksa sadece eti mi zırhlayıp köfteye dönüştürüyor? Sadece eti zırhlayacağız. Tuzunu atacağız. Başka baharatımız da yok. Bu kadar. Bu kadar. Zırhlı müthiş bir köfte bu. Orijinallığını bozmayacağız. Bunların hepsi hazırlanacak ve masadaki yerimizi alacak. Sıddık ustama ve Özcan ustama çok teşekkür ediyorum. Birazdan bunları tatmak üzere masada görüşmek üzere. Daha çatal, bıçak, kaşık icat edilmemişken
İsmail'e inen koç kurban edilmemişken bir kavga başlamış ki nasip kısmet uğruna. Kapan ver kul bu an, kurbanı hiç soran yok. Bir kavga başlamış ki nasip kısmet uğruna. Kapan ver kul bu an, kurbanı hiç soran yok. Buyurun dostlar buyurun, Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun, Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun, Halil İbrahim sofrasına. Kahramanmaraş'ımızın en meşhurlarıyla birlikteyiz. Eli böğründe hazırladık. Bezdirme köfte ve elma tatlısı. Sıddık Usta'ma ve Özcan Usta'ma çok teşekkür ediyorum. Şimdi önce ben tadına bakayım şöyle. Daha çatal, bıçak, kaşık icat edilmemişken İsmail'e inen koç kurban edilmemişken bir kavga başlamış ki nasip kısmet uğruna. Efendim ustalarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bunlar Kahramanmaraş'ın starları masada. Bugünlük bu kadar. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.